Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Biz bugün tarz oynuyoruz. Tarzın birinci yeteneği. Bilmeyenler için şöyle göstereyim. Arkadaşlar ikinci seviye, yani bu kahramanları, tahta üzerindekileri iki seviye yaptıktan sonra tarz her içine aldığı kahramanı kahraman üzerinden, yani örnek veriyorum, iki seviye loli yaptınız, markette loli buldunuz, içine aldınız, o içine giren loli %10 can, %10 fiziksel saldırı ve %8'de beceri hasarı kazandırıyor o kahramana. Şunu alalım. Bunu da 4 yıldız yapabiliyorsunuz, 16 tane daha biriktirip 4 yıldıza kadar götürebiliyorsunuz, bilginiz olsun. Yani 2 seviye yaptıktan sonra 16 tane kahraman bulduğunuzda, örnek veriyorum, Mia 4 seviye oluyor. Ve sürekli o her içine aldığı hero içinde %10 can, işte %10 fiziksel saldırı ve %8'de beceri hasarı kazandırıyor o kahramana. Bu tüm kahramanlar için geçerli, tahta üzerindeki. Yani bu yetenekte kullanmayı ben daha çok seviyorum. Hani 3 yerine, tarzın 3. yeteneği yerine 1. yeteneği oynaması bana daha zevkli geliyor. Tabii bunu herkes farklı düşünebilir, farklı yorumlayabilir ama burada önemli olan, ben 3 daha taktiğini yaparken Mia'ları bulmak. İşte sürekli Mia bulup, hani yer basmadan, örnek veriyorum, mesela market çevirip şöyle bir tane de bunu alalım. İşte Grok Mia tarzında kahramanları bulduktan sonra sürekli onu işte 4 yıldız olmaya götüreceğim. Burada amaç bu. Tabi bunu ölümsüzle de yapabilirsiniz. Ölümsüzle de bayağı iyi oluyor. Ekstradan hem hasarlarını arttırıyor, hem ölümsüzlüklerde stack muhabbetinden dolayı da hasar artıyor. Bir de İçine sürekli kahraman aldığınızda da hasarı artıyor. Bakalım birinci olacağız mı olmayacağız mı? Yani biraz markette şansımız yaver gidecek mi? Mia bulmamız lazım. Sinerji güzel gelecek mi falan. Ben bu videoyu çekerken, bu sinerjiyi denerken, sizler de kanala abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi ben burada silah ustası alayım. Mia'ya verelim. Şunu çıkartayım. Şimdi sen de geldin. Güzel oldu. Seni de alalım. Şimdi seni atalım. Belirlikle şeyi de koyacağım. Zaten silah ustası 3 olacak. Bir tane daha silah ustası atarız. Silah ustasını 4'leriz. Hatta muhafızı 2'de bıraksak mı, ya da muhafızı da 4 mi yapsak, bilmiyorum. Silah ustası 4, muhafız 4, doğa 3 tarzında da ilerleyebiliriz. Ya da silah ustasını 6 yaparız. Muhafızı 2'de bırakırız. Sadece atlas yeterli olur, diğerlerini satarız. Öyle bir şey de yapabiliriz ama bilmiyorum, bakalım. Durum nasıl ilerler, nasıl gider? Ya da 4-4-3 yapabiliriz. Ama bize sürekli Mia bulmamız lazım, şansımızın yaver gidebilmesi için. Şimdi şu tank savarı alalım bizim. Biraz daha saldırı hızı. Yani demek istediğim, burada kendinize bir tane taşıyıcı bir kahraman seçin. Örnek veriyorum, yeşil kahramanlardan, gri kahramanlardan ya da mavi kahramanlardan, ona göre seviye basabilirsiniz. Ben taşıyıcı mi olarak seçtiğim için burada çok fazla seviye basmayacağım. Şimdi bunu da koyup bunu 4 diyelim. Seviye 6'da da şunu aktif edelim. Zaten bunu olunca doğa 3, silah ustası 3 olacak.
Yani ben biraz daha fayda belki alınabilir. Bir 10 fayda sürekli tutabilirsiniz. Tutmaya da bilirsiniz. Hani MİA'yı bir an önce 4 seviye yapmak istiyorsanız tabii şans yani buradaki tamamıyla faktör şans. Şansınız yaver giderse bunu başarabilirsiniz yoksa başaramazsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani markette sürekli hero gelirse şu an mesela bak 287 MİA'nın hasarı mesela bir tane daha hero bulduğunda bir kademe daha artacak. Bir tane daha bulduğunda bir kademe daha artacak. Yani 3 yıldıza geldiğinde 600 hasarı falan görüyor diye tahmin ediyorum. Biliyorum yani. O şekilde bir hasar şeyi oluyordu. Çok güzel. Şunu alalım. Fayda tutalım bu sefer. Şu diğer miyeyi de alacağım. Bak şu an 315 olmuş. Bir tane miye aldım. Bunu da hangi hero'nun içine kaç tane aldığınızda şuradan yukarıda gelire basıyorsunuz. Mesela ben bir tane Lolita, bir tane Mia almışım. Şimdi buradaki güç konusuna da aldanmayın. Bunu da size söyleyeyim. Arkadaşlar burada hero'ları içine aldığı için hepsini iki seviye sayıyor. Ve iki seviyeye göre bir güç çıkartıyor orada. Yani seviye 3 yapmadığınız için iki seviyeye göre size güç çıkartıyor. Bilginiz olsun. Tabi bu aşamada size gelecek büyük kristalindeki özellikler de örnek veriyorum işte Mia'ya göre oynuyorsunuz 3 karada bir yakıcı kılıç muhabbeti var, özellik var, o özelliği vermeniz lazım. Bir de doğa taktiği çıkarken kesinlikle natural eminim almanız lazım arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi burada şunu zarla, şunu da zarla. Bak mesela iki tane altın geldi. Şu çok kötü bir şey çıkabilir. O yüzden bunu zarlamayacağım. Alacağım. Skor aldıkça ekstradan şey olsun. Şunları alalım. Şunu da alalım. Tabii bir tane çevireyim. Güzel Grok geldi. Paydadan sonra Grok da alalım. Grok 2 yapalım. Grok'u da içeriye atabiliriz. Sonrasında doğayı üçleriz. Şimdi burada bize bir saldırı hızı gelirse güzel olur. Tabi yıldız düşürme falan gelirse daha tatlı olur da bakalım. Çok güzel. Altın asa da geldi. Şurada Grow'u da alalım. Çevir. Grok geldi. Çevir. Çok güzel. Bir Grok daha geldi. Onu da alacağım. Ama almadan önce hatta şöyle yapalım. Biz Grok koyalım. Daha doğayı daha aktif etmedim. Mesela 344 olmuş mu yanına sarı? Doğayı şu an için aktif etmedim ama edeceğim. Seviye 6'da aktif edeceğim. Çünkü öldüğünde hepsinin ölmesini istemiyorum. En azından beleri 2 falan yapabilirsek 2 şeklinde koyalım ki daha iyi olsun. Mia şu an güzel hasar atıyor. Ya tabii önemli olan Mia'ya daha çok hasar arttırmak istiyorsak daha çok Mia bulmamız. Bulamıyorsak sıkıntıya gireceğiz. 25k. Bir tane daha Grok bulduk. Güzel, bir tane daha Grok geldi. Şöyle iki tane. Bir daha çevireyim. İki tane de Mia geldi. Çok güzel. Şimdi yine almayacağım. Dediğim gibi 487 olmuş. Şuradan bakıyoruz tekrardan. 3 tane Grok, 2 daha bulduk. 4. Yani bir kahramana seviye 2 yaptıktan sonra 16 tane daha o kahramandan bulursanız seviye 4, yani 4 yıldız yapmış oluyorsunuz. 2'den sonraki diğer 2 tanesi de mor şeklinde çıkıyor. Kahramanın üzerinde yıldızlar. Bu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Sağlam dayak yedik bu sefer. Niye güzel hasar atıyor ama
1v8 atamaz orada. Atar mısın? Atamaz. Güzel vurdu. 42k. Şunları da alalım. Şimdi burada bir yer basalım. Şöyle 6. Şunları alalım. Doğayı da aktif edelim. Şu doğaları şöyle sağa sola atalım. Şunları da biraz açalım, kahramanları. Şimdi Mia'nın hasarı 400 olmuş. Şimdi zaten doğadan bir fiziksel savunma, 22 fiziksel savunma, 22 büyü direnci kazanıyor buradan. Şimdi silah ustasından da hasar dönüştürme kazanıyor. Ekstra canlarını da dolduracak. Biz şimdi artık belirik falan böyle iki yapabilirsek güzel olur. Tabi buradan natural eminim lazım. Çünkü doğaların can barı düşmesin. Bir de zaten mesela belirik de muhafız ya. Muhafızın şuradaki 4 muhabbetinden 200 can ekstra %40'a can kazanıyor. Burada da muhafızın yani doğaların canını doldurabiliyorsunuz. Daha hiç yenilmeyen bir arkadaş var. Şöyle Mia ne kadar bulmuş. Mia şu an güzel hasar atıyor. Burada önemli olan doğaların içini doldurabilmeniz arkadaşlar. Doğaların ne kadar çok içini doldurursanız o kadar çok sizin işinize yarar. Ben kapasiteye giderim abi direkt. Kimse kapasiteye gitmedi. Ben burada silah ustasını 4 derim. Benim hasarı yeterli gelebilir şu an bize. Çok güzel. Sen alalım. Bir tane Ruby geldi, güzel. Ruby'yi de alalım şöyle. Zaten hem doğa hem silah ustası Grok'ta. Grok da can dolduruyor. Şimdi biraz daha faydaya tutunaraktan aslında şu beleri 2 yapsaydık güzeldi. Doğan şey mesela mavinin gelme olasılığını %30 yaptık. Bakalım. Ya altılayabilirsek altılarız da altılayamazsak 4'te devam ederiz. Önemli olan bizim karakterleri seriden bulmamız. Bu turdan sonra biraz 10'a kadar bekleteceğim de. Şu an doğalar hasar almıyor. Doğalara vuran yok. Bu bir açıdan iyi. Diğer kahramanlar ölene kadar en azından Mia birkaç tanesini şey yapıyor yani. Mesela muhafızlar bütün hasarları alıyorlar şu an. Çok güzel. Şimdi parayı onda bırakacağım. Şunu da alalım. Parayı 10 üzerinden şey yapayım ki biraz da fayda kullanabilirim. Ekstradan 2 fayda, 2 fayda ekstra 2 altın kazandırıyor yani. Belki ileride yer basma durumu olursa mesela 5-6 yapabiliriz. Ya da ne bileyim bir tane sinerji falan yakalarız. Ekstra bir şey yapabiliriz. Duruma göre bakacağız yani ilerleyen süreçte neler olacak hep birlikte göreceğiz. Ama dediğim gibi Mia'yı biraz daha bulmamız lazım. 400 hasar şu an. Bir de bizim diğer doğa arkadaşlardan bulmamız lazım. Niye güzel can dolduruyor şu an. Şimdi natural eminim gelirse güzel olur. Gelmezse bu yakıcı kılıç muhabbeti gelirse onu alırız. Ben burada doğa çıkarken arkadaşlar şey yapmıyorum. Klonlama almıyorum. Klonlama çünkü doğaların can barını düşürüyor. Hani bir tane daha ekstradan hero olduğu için tamam hasar belki fazla atabilirsiniz ama mesela klon geldi almayacağım klonu. Tabi ekstrem bir durum olmazsa mesela ekipman geldi bir daha zarlayacağım yakıcı kılıç ben bunu alırım çünkü Mia'ya daha çok iş yapıyor yani klon evet bak klonladığın kahraman yani Mia'nın kopyası daha fazla Mia çıkartıyor yani şey daha fazla hasar artmasını sağlıyor %40 hasar artışına yol açıyor ama dediğim gibi doğaların can barını düşürüyor şu an zaten 8k o klonlama alsaydım işte
7K'ya falan düşerdi ya da 6K'ya düşerdi, bilmiyorum. Şu an tam onun matematiğini yapamıyorum ama ne kadar bölüyor diye. Hani gerek yok. Önemli olan burada biraz cambarı yüksek olsun. Bir de Mia'nın hasar atması zaten. Şimdi güreşçi sinerjisine gerek var mı? Yok. Şunları alalım. Midas ver bize. Bir de can çalmayı ver. Şunu şöyle bir yer değiştirelim biz. Çok güzel, Mia geldi. Arayalım biraz daha. Güzel, Beleri'yi de ikiledik. Şimdi Lolita'yı da alacağım. Şu 20 faydayı, yani 4 faydayı kullanayım. Can barı mesela ne kadar? 11 gün oldu şu an. Çok iyi. Yani bir Beleri'yi ikilememiz bize 3-4 daha can sağladı ekstradan. Çok iyi. Harikasın. Mia güzel. Hem hasar atıyor hem seriden can dolduruyor. Bu da iyi bir şey. Evet, 33 paramız var. Ruby'yi de ikiledik. Ruby Elementalis. Elementalis şey yaptı. Güzel. Yani çok iyi, Mia geldi. Ben yine bekleteceğim. Bu arada Grok 3 yıldıza gidiyor olabilir. 7 tane bulmuşuz. 9 tane daha Grok bulursak 4 yıldız olacak Grok. 5 tane de Mia bulmuşuz. 6 tane de Lolita bulmuşuz. Şu an için iyi ilerliyoruz. Güzel de hero geliyor marketten. Sürekli böyle devam, yani 4 yıldız yaparsak eğer doğaların can barı zaten 20 bin falan olur herhalde. Şu an Mia bayağı iyi hasar atıyor bu arada. Yani bu taktik arkadaşlar sizi her zaman ilk 4'e çıkartır. Tabi şansınız yaver giderse. Sürekli ilk 4'te görürsünüz kendinizi. Yani belki birinci olamazsınız ama alttan bir kişiyi benim şeyim elemiş bu arada. Aynam elemiş. Aynamla oynamış. Güzel. Güzel, Mia geldi. Şu an iyi geliyor. Mia'nın hasarı mesela 585 olmuş. Saldırı hızı da var. Can çalma da var. Bir de silah ustası. Yani ekstradan Beleric, biraz daha Beleric de bulabilseydik çünkü daha çok can barını çıkartabilirdik. Şu an 2, 4, 5. Yani ilk 5'teyiz. Biri herhalde şey mi yaptı? Ne oldu o? Pes mi etti? Ne kadar olmuş can barı? Particiler giriyor büyük ihtimalle arkadaşlar. Tam basmıyorum ama bakmıyorum büyük ihtimalle kapı çaldığından. Bu aralar malum seçim günleri yaklaşıyor. Şimdi yıldız düşürme var da Mia'ya. Ben yıldız düşürme alayım, onlar almasınlar. Saldırı hızı var. Mia'daki itemler güzel. O yüzden yıldız düşürmeyi başka bir hero'ya sağlayabiliriz. Şöyle biraz daha güzel. Grova verelim yıldız düşürmeyi de. Yani şu an için her şey 10 numara ilerliyor. Grok 4 yıldıza gidiyor. Kaç tane bulmuşuz? 10 tane bulmuşuz. 6 tane daha Grok kalmış.
Cambarı da arttı bak. Üzerinde 3'er yıldız oldu bu arada. 12 bin olmuş şu an cambarları. Bu arkadaş sıkıntı yapacak sanki bize. O Mia iyi can dolduruyor şu an. Bayağı iyi can dolduruyor. Hasar da atıyor. Baksana tamamlıyor oradaki hasarı. Kesemez ya. Çok iyi. 50k. Nice hocam. Güzel güzel. Sen gel. Yani Playmort gelsin kenarda dursun. Şunu alalım. Şunları da alacağız. Bir tane de Leomord koyarız yer basıp. Sonra belki işte ekstradan bir yer daha gidebilirsek, tabi maç oraya kadar giderse, silah ustasını altılamaya çalışırız. Yani bununla ilgili farklı bir yorumda bulunan arkadaşlar varsa eğer, yani farklı bir şekilde çıkan, ne bileyim, analiz edebilen arkadaşlar da vardır elbet. Onları belirtirseniz bana yorumlarda benim için çok daha iyi olur. Arkadaşlar Mia'nın hasarına bakar mısınız ya? Şu Mia'nın hasarına bakar mısınız? Abi sen ne yapıyorsun böyle? Alo, kendine gel Mia'sın. Abi 174. Şaka gibi değil mi? Ama gerçek arkadaşlar. Şaka değil. Hiçbir şey şaka değil. Hepsi gerçek. Şöyle bir... Kaç tane oldu ya bu arada Grok? Bakayım, 12 tane. 4 tane daha Grok bulursak... Grok bu arada... Benim hasarı 619'a çıkmış. Yani verdiğin sinerjideki özellikteki itemlerle Mia'nın ne kadar çok hasar atabildiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani ilk 3'teyiz. Belki birinci olacağız, belki olamayacağız, bilmiyorum. Tabi adamlar da çünkü hani sonuçta boş durmuyorlar. Bakalım. Biraz daha böyle doğaların cam barlarını arttırabiliriz bence. Şöyle konsantre geldi. Şunu alalım. Şöyle bir yer basalım. Leomort'u atalım buraya. Ver asa alalım. Şunları yıldız düşürmeyi ve şunu ya da şöyle yapalım. Sana verelim. Belerik geldi. Artık ona kadar şey yaparım. Parayı düşerim. Çok güzel. Bu arada Loli'yi de 4 yıldız yapabiliriz. Şu an 14 bin oldu. Büyücü sıkıntı arkadaşlar. Bu taktikte büyücüler bayağı sıkıntı, ama silah ustası olduğu için şu an bayağı iyi hasar atıyor. Canları gitmiyor. Bir de muhafız da yaptık zaten. Ekstra büyü direnci de sağlıyor, ama bilginiz olsun, iyi bir çıkmış büyücü her türlü doğaları alıyor arkadaşlar. Counter'ı. Bu arkadaş gerçekten Mystic Bro tarzında çıkmış da. Tamam, şu Loli'yi de alalım. Yani iki turda şey bulabildiğimiz Shiro'yu bulalım. Bir daha ara. Ruby bulduk. Bir tane daha. Leomord da hasar atıyor zaten. Şu an gücümüz kaç mesela bizim? Mesela 88 adamın 140 gücü var arkadaşlar. Yani dediğim gibi 2 yıldız olduğu için hero'lar 2 yıldızlık şeyini sayıyor. İçine aldığı ekstra mor yıldızların gücünü saymıyor. Bilginiz olsun. Hepsini şu an mesela 3, 6, 8 tane kahramanın 8'ini de 2 yıldız olarak sayıyor. Ekstra güç bölümü saymıyor. Orada göstermiyor. Bu arkadaş da Mystic
Büro çağırıcı yapmış sanırsam. İyi bu arkadaş. İyi hasar çıkartıyor ama Mia da güzel canlandırıyor. Abi Mia'ya bakar mısın ya? Yemin ediyorum bebeğim gibi. Çok iyi. Diğer maça büyük ihtimal ederiz biz bu arkadaş. Ederik bulduk. Güzel. Parayı bitireceğim artık burada. Ne gelirse hepsini koyacağım. Bir tane daha Mia geldi. Mia da 4 yıldıza gidiyordu. Mesela 650 oldu şu an hasar. 862 Grow'un hasarı şaka mı? 600 burada var. 500 burada var. Ama tabii ana kahraman Mia. Şöyle yapacağım. Aa, değiştiremedim. Gerçi adam da değiştirmiş mi? Değiştirmiştir olabilir. Yerlerini değiştirmiş. Mia'yı biraz daha sağ alsam daha iyiydi sanki. Bakalım ne kadar hasar vuracak Mia bu turda. Bu turda eleyebilecek miyiz? Onu göreceğiz. Yani şu an için alırız ya, bir ekstrem bir durum olmadığı sürece. Kaç kaha hasar kadar çıkacak merak ediyorum ya. 150. Hadi. 200'ü görür müsün? Kendi kendine. Berabere kaldık ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.